Radyo'larda yollardayız. Pembe Adası'ndayız. Pembe Adası'nın yağmur ormanındayız. Neler gördük burada? Evet, maymun. Pembe Adası'nın bir ucundayız, kuzey ucunda. Çocukları dinlenmeye bıraktım. Anneleri bu. Çocuklarla şu an geldik. Pemba'dayız. Pemba'dayız. Zanzibar'dan, adadan 20 dakikada Pembe Adası'na uçtuk. Galip'in ilk uçuşuydu. Galip'in inanılmaz heyecanlıydı. Ben de çok sevdim. Çok güzel. Adada harika gözüküyor. Bakalım. Sırada keşif var. Mangrovların arasında gözüküyordu. Valla normalde şuralarda su oluyor herhalde. Baksanıza çekilmiş. Çocuklar otele geldik. Ne diyorsun Galip'e? Burası çok güzel. Nasıl? Çok güzel. Nesini beğendin oğlum? Bütün tarafını beğendim. Bütün tarafını beğendim. Tamam, o da biraz küçük ama evet, güzel olan ne kızım? Özellikle güzel olan ne? En güzel burada dolap olması. Dolap olması, evet, soğuk su koyabiliriz çünkü hava çok sıcak. Başka? Bir de oda da güzel. Oda da güzel ama en güzel kısmı bence. Evet. Evet, gösterince anlaşılacak en güzel tarafı bu. Kapıdan dışarı bakıyoruz. Ben internetten biraz bakıp burayı bulmuştum. Bir taraf mangrove. Mangrove ormanları var. Yani suyun içinde ağaçlar. Bir de iskele de var. Mangrove ağaçları yetişiyor bu bölgede. Biraz zemin yapısı daha farklı o yüzden. Sabah 4'ten beri ayakta olunca ben biraz dinlendim. Çocuklar dinlenmediler de ben 1 saat kadar uyudum. Öğle yemeği için şimdi çıktık. Evet, burada gel git çok fazla oluyor. Sabah kahvaltı için kalktığımızda su gitmişti. İşte 1 saat kadar önce baktık, bayağı bir gelmiş. Birazdan yine gitmeye başlayacak. Gitmeden önce dedik ki şöyle bir denize girelim. Şimdi çocuklar, evet, çocuklar yüzüyorlar. Şu anda
Flying Fox'ların olduğu ormanlara geldik. Burada dünyanın en büyük yarasa gruplarından biri yaşıyor. Daha büyüğü Avustralya'daymış, yani bölgede Tanzanya'da ve Doğu Afrika'da. Sadece burada var, Pembe Adası'nda grup halinde yaşıyorlar. Birazdan göreceğiz ama yüksek sezonda daha fazla gözüküyormuş. Şöyle şu ağaçların üzerinde gördüğünüz bunların hepsi uçan yarasalar. Yani bu tür dediğim gibi çok iri bir tür ve sadece burada Pembe Adası'nda var. Ve özellikle bununla ilgili araştırmalar için öğrenciler de geliyor buraya. Dünyada bir tane daha büyüğü, yani bunların daha büyüğü Avustralya'da var dediler biraz önce. Evet, şimdi birazdan biz de görmeye çıkacağız. Çocuklarla yarasa keşfindeyiz. Bu bölgeye has, sürüp tehlike altında olan bir yarasa var. Yüzü böyle biraz köpeğe ya da tilkiye mi diyeyim benzediği için Flying Fox diyorlarmış. Şimdi onları görmeye geldik. Evet, bu yarasaların ağırlıkla yediği meyve, yani badem diyor. Dolayısıyla en çok bu ağacın üzerinde oluyorlarmış. Zaten ismini de, yani bir kısmı da hani badem yarasası falan diyor herhalde onu yedikleri için. Ağacını da şöyle gösterelim. Mitihi. Almond. Mitihi. Ağacı da şu. This is almond. The name almond. Ağacı. This almond fruits. We produce this. Evet, yarasaların seslerini duyuyorsunuz. Şu an çok azlar çünkü alçak sezon diyeyim, yani çok fazla yemek olmadığı için buralarda sürekli uçuyorlarmış. Çok fazla konaklamıyorlar. Ama seslerini duyuyorsunuz. Burada da gördük biraz. Ya uyku vaktiymiş. Oy 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 oy. Ne kadar büyük. Uyku vaktiymiş. O yüzden pek kanat açmak istemiyorlar. Çocuklarla yollardayız. Biraz önce Flying Fox'ları gördük. Sadece bu adaya has bir yarasa türü. İşte meyvelerle besleniyorlarmış. Şimdi de yağmur ormanlarını görmeye gidiyoruz Pembe Adası'nda. Yollardayız çocuklarla birlikte. Çocuklar, siz de burada mısınız? Neredesiniz? Arkada mısınız? Peki. Evet, tekrar yola çıktık. Bakalım Pembe'de neler var. Neler 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 var. Çocuklarla birlikte İngezi yağmur ormanlarını keşfe çıkıyoruz şu anda. Evet, mobilya yapmak için kullanılan ağaçlardan biriymiş. Çok pahalı olduğunu söyledi mobilyasını ama sağlammış. Şurada yukarıda meyveler var. Çocuklar fark etti biraz önce. So popular known in Swahili is called Mtonga. Yani biz mango mu acaba dedik. Uzaktan biraz mangoya da benziyor ama hayır değil dedi rehber ve bunlar zehirli dedi. Damladığı zaman kaşıntı yapıyor deride dedi. Şöyle. Evet, bu ağacı gösterdi şimdi rehber. Diyor ki simbiyotik yaşam. İki bitki birlikte yaşıyorlar. Bakın bir tanesi. Bu zaten palmiye yani. Bunun üstünde de şöyle başka bir bitki var.
böyle beraber yaşıyorlar. İçteki garibi maç ölmüş. Üstteki parazit olan onun üzerinden hayatını sürdürüyor ama. Ay 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 ay. Mango düşüyor. Evet. Ay bunlara bakın ya. İnanmıyorum. Patır patır mangolar dökülüyor. Mango yağmuru. Mango yağmuru. Nana çok, Allah'ım çok akıllısınız çocuklar evet, ya. Gerçekten. Mango yağmuru. Evet. Wow, maymunlar. Ay, ay, ay. Aha şuna bak, şuna bak ipi ip gibi. Şuna bak, bak 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 bak. Vay nasıl sıkıyor. Kızım şuraya bak. Ay inanmıyorum nasıl iniyor ip gibi. İp gibi kullanıyor dalları. Ay, bizi bizimle paylaşmaya geliyor. Ay harikasın Nana. Hey çocuklar neredeyiz? Burası neresi? Orman. Orman, evet. Burası İngezi Rainforest. Pembe Adası'ndayız. Pembe Adası'nın yağmur ormanındayız. Evet. Neler gördük burada? Maymun. Evet, maymun. Evet. Ne yapıyorlardı? Mango. Yemek yiyorlardı. Yemek. Ama ağzında mango vardı. Oo, yemeği mango muymuş? Evet. Kocaman mango. Kocaman. Evet. Bize de atsaydı oğlum. Bilmiyorum ki bize de atsa iyi olurdu. Hadi alırız. Alır mıyız? Tamam. Her yer mango değil mi yavrum? Evet. Peki. Oo seslere bak. Yine mango bu. Mango fabrikası. Haklısın yavrum. Sesler geliyor yine. Ha. Hadi bakalım. Evet, Pembe Adası'nın en güzel sahillerinden birindeyiz, bu Mavindi. Ancak bugün rüzgar kuzeyden estiği için bütün yosunları sahile taşımış. Normalde kristal oluyor sular dediler ve pudra gibi oluyor kumsal. Ama nasibimize bu düştü bugün. Sahilde hiçbir tesis yok. Biz bir şişe suyla gelmiştik. Ay Allah'ım. Böyle çok bakir buralar. Gerçekten çok bakir. Zanzibar'dan çok farklı. Yani daha doğrusu Unguja Adası'ndan çok farklı Pemba. Zanzibar aslında hepsinin ortak adı. Takım adı çünkü. Zanzibar takım adaları. Çocukları bıraktım. Dedim biraz video çekeyim. Dediler ki anneciğim biz dinleneceğiz. Galipi yavrum böyle mi dinleniyorsunuz? Evet. Nasıl dinleniyorsun oğlum? Şöyle diyor. Şöyle dinleniyorsun. Nasıl evet. Böyle? Vallahi iyi ki çocukları bıraktık dinlensinler diye. Nana yavrum sen ne yapıyorsun kızım? Oturuyorum. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Oturuyorsun. Dinleniyorsun yani. Evet. Bu senin dinlenme yöntemin. Aha. Aa, peki. Pembe Adası'ndayız. Burası karanfil diyarı. Fakat karanfil sezonu bitmiş. Dolayısıyla yol kenarlarında böyle sadece kurutulurken bulabildik. Şu gördüğünüz kahverengiler, şu koyu. Bunlar kurutulmuş olanlar. Bakın şöyle. Ya kokusu inanılmaz güzel yani inanılmaz. Buram buram kokuyor. Arkada gördüğünüz yeşil olanlarsa pek yakında kuruyacak olanlar. Şu an Pembe Adası'nda Ras Mokumbu'ya doğru ilerliyoruz. Burası buradaki ilk yerleşim 8. yüzyılda ilk kez gelinmiş. Ve yani şu an bir burundayız. Yani karadan bir hayli ilerledik. Sağ tarafımız okyanus, sol tarafımız okyanus. Çocuklar da burada. Kızım nasıl bir yoldan geldik biz öyle?
Çok çok küçük bir yolda. Evet, çok dar bir yoldu. Ama sağ tarafı neydi, sol tarafı neydi? Sol taraf. Okyanus muydu acaba? Evet. Sağ taraf? Sağ taraf da şey. Hah, neydi? Ağaç doluydu. Ağaç doluydu. Ağaçların yanında yine okyanus var mıydı? Vardı. Demek ki sağlı sollu okyanus olan bir yerden geldik değil mi oğlum? Evet. Evet, bu geldiğimiz yer Doğu Afrika'daki ilk yerleşim. İlk buraya gelmişler Doğu Afrika'da, Pemba Adası'nda, Ras Mukumbu buraya. İlk kez burada evler yapılmış, ilk kez burada cami yapılmış, ilk kez burada böyle kabristan olmuş. Doğu Afrika, yani bölgenin, kıtanın doğusunda ilkmiş burası. O yüzden çok önemli nana yavrum burası. Tamam. Old Fort'tayız, Pemba'da. Yes. Şimdi kuzeye doğru geçeceğiz. Yes. Şimdi göstermem lazım bu Bao. Bu da çok yaygın oynanan bir oyun. Hatta biraz önce rehber dedi ki, ya burada dedi Unguja Adası'yla Pemba Adası arasında ve Mombasa'da çok ciddi böyle dedi yarışlar oluyor, yarışmalar oluyor bu oyunla ilgili. Matematik burada çok önemli. Matematiği bilmiyorsan çok zor kazanırsın diyor. Çocuklarla beraber bir haftalık Pemba tatilimiz sona erdi. Çocuklar nereye doğru gidiyoruz birazdan? Zanzibar. Evet, havaalanına gidiyoruz. Oradan Zanzibar'a uçacağız. Bir haftadır neler yaptık Galip'i burada? Nasıl geçti? En çok neyi sevdin oğlum burada? Burada en sevdiğim deniz. Denizi çok sevdin. Evet. Peki hep girdin mi denize, girebildin mi? Evet. Girebildin. Evet. Ama deniz oğlum galiba bazen gidiyor. Gidiyor mu? Evet, gidiyor, dönüyor. Dönüyor, geri geliyor. Evet. O zaman mı yüzüyorsun? Evet. Aha, tamam. Peki, Nana sen en çok neyi sevdin kızım? Menü yok. Orada yemek yiyoruz ya. Orayı sevdim. Ha, iskelenin üzerinde yemek yediğimiz yeri sevdin. Evet. Aha. Bir de odaları. Odaları da çok beğendin. Tamam. Denizi çok beğendin. Peki. Ben de beğendim. Peki biz adada denize girmek dışında başka ne yaptık? Ormana gittik. Ve maymun gördüm. Yarasa gördük. Tişört. Afrika bir şey gördük. Afrika cekano. Evet, değişik kuşlar da gördük. Evet. Peki böyle hani anneyle beraber güzel oldu mu yani? Hani? Evet, güzel oldu. Peki. Peki gelmek isteyenlere tavsiye eder misiniz burayı? Gelsinler mi Pemba Adası'na? Bence gelsinler. Bence Galip'i gelsinler mi oğlum? Evet. Tamam o zaman. Tavsiye edelim. Böyle sakin bir tatil yapmak isteyenler Pemba Adası'na gelebilir. Fazla turist yok, kalabalık değil. Sakin sakin yüzebilirler, sakin sakin gezebilirler. Bir de her yer çok nasıl? Ağaç mı acaba? Her yer yeşil. Her yer yemyeşil. Sadece yeşil değil, yemyeşil değil mi? Hem çok yakın, uçakta 20 dakika. Evet, doğru. Zanzibar'dan buraya uçtuğunuzda 20 dakika. Tamam. Peki çocuklar, çok teşekkür ediyorum size. Şimdi havaalanına doğru. Görüşürüz. Görüşürüz. Büyükler de var. Evet. Evet, dönüyoruz çocuklarla. Pemba'da bir hafta vakit geçirdik. Şimdi uçağımızla Zanzibar'a dönüyoruz. Ondan sonra da Darüsselam. Harika bir yolculuk oldu. Muhteşem bir ada.